Neden onun durumunu anlamak istemiyorsun? Artin'in boşandığını öğrendiği zaman Yaş ve ailesi eğer onu kabul etmezse düşünsene bunu. Artin nereye gidecek? Kimin desteğiyle yaşayacak? Şoba, bu durumda Prashant hatalarını kabul edip Arti'ye geri dönmek isterse bunun neresi yanlış? Öyle mi diyorsun? Hem de yaşanan onca şeyden sonra. Arti Prashant'a gerçekten aşık olmuştu. Ne derler bilirsin, İnsan ilk aşkını unutamaz. Ne kadar muhtaç olursa olsun Arti Prashant'a kesinlikle geri dönmez. Bir ara Prashant'a aşık olmuştu ama artık değil. O şimdi Yaş'a aşık. Yaş'a. Bir kadın ancak ona tüm kalbiyle saygı duyan bir erkeği gerçekten sevebilir. Onu inciten, ona ihanet eden ve onu terk eden erkeği değil. O yüzden Arti ilk aşkını unuttu artık. Ve o söz. İnsanın hayatta sadece bir kez aşık olabileceği inancı günümüzde artık geçerli değil Satyendra. Hele bir evliliğin yürümesi her iki tarafında mutlu ve hoşnut olmasına bağlıyken Arti'nin Prashant'ı affedebileceğini nasıl düşünürsün? Sen Arti'yi oyuncak bebek mi sandın? Canın isteyince yeniden evlenmesini söyleyeceksin, canın isteyince eski kocasına geri dönmesini söyleyeceksin, öyle mi yani? Böyle düşünmen beni gerçekten çok şaşırttı. Bu sözlerin de beni çok şaşırtıyor Şoba. Arti ve Yaş'ın arasında onları birbirine bağlı tutacak ne kaldı bir düşünsene. Şimdiye kadar Yaş Arti'yi karısı olarak kabul etmedi. Bu nasıl bir evlilik? Bir karı koca ilişkisinin temeli aşka dayanmıyorsa buna evlilik diyebilir misin? Evet, diyebilirim. Hatta aynı inançla şunu da söyleyebilirim ki Yüce Tanrım Arti ve Yaş için hayatta çok güzel şeyler hazırlıyor, unutma sakın. Tanrı'nın yardımıyla talih kuşu kızım Arti'nin hayatına da konacak. Sadece bir mantık anlaşması olarak başlayan evlilikleri bu zayıf temelden kurtulacak ve çok güçlü bir hale gelecek. Ben buna inanıyorum. Arti ve Yaş'ın hayatlarının üzerine çöken keder ve umutsuzluk bulutları çok yakında dağılacak. Ve hayatları bir kez daha aşkın ışığıyla aydınlanacak. Göreceksin. Anneanne, annem nerede? Annen babanla konuşmaya gitti. Sizin de oraya gitmeniz gerekiyor canım, tamam mı? Evet. Gidelim. Bekle Şoba. Ben de sizinle geleceğim. O benim de kızım. Hadi. Bakın biri yere düştü. Arti! Anne! Arti ne oldu? Arti! Kızım ne oldu? Arti hemen biraz su getirin. Anne ne oldu? Hadi kızım kalk. Arti! Kızım! Arti! Hanımefendi yakında bir hastane var, oraya götürün, evet, tamam. Hadi. Kaldırın onu. Ben çok iyiyim doktor. Lütfen bırakın gideyim. Elbette, gayet iyisiniz. Eve gidebilirsiniz. Bir an önce ailenize müjdeyi verirseniz iyi olur. Bilmenizi isterim ki hayatın en güzel mucizesiyle müjdelendiniz. Tanrı'nın ödüllendirdiği birisiniz Bayan Cynthia. Anne olmak üzeresiniz hanımefendi. Hamilesiniz. Neden böyle yaptı? Artık her şeyi bitirdim. Bana ihanet etti anne. Yaş'a ne cevap vereceğim? Ona ne söyleyeceğim? Nasıl düşünecek? Kabul edecek mi? Sizi tebrik ederim. Fazla endişeli bir ruh halinde olmanın çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini biliyorsunuz, öyle değil mi Bayan Cynthia? O yüzden dikkatli olun, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Artie. Bak işte Tanrı dünyanı mutlulukla doldurdu kızım. Anne olacaksın canım. Anne. Bu durum size çok iyi gelecek. Doğacak çocuğunuz yaşla arandaki mesafeyi kaldıracak. Sonsuza kadar mutlu olacaksınız. Sonunda beklediğim şey oldu. Kızım, topluluğumuzda evliliklerin çoğu görücü usulü yapılır. Ama insan zamanla eşine aşık olur canım. Ne oldu Artie? Neden öyle duruyorsun? Bilmiyorum. Ne düşüneceğimi bilmiyorum anne. Böyle büyük bir haberi duyunca ben sevinmeli miyim? Yoksa ağlamalı mıyım? O nasıl söz kızım? Bundan daha mutlu bir haber olamazdı canım. Artık yaşla aranızdaki bağ daha da güçlenmiş olacak. Hayır anne. Sen beni anlamıyorsun. Yaş'ın hayal kırıklığı bu iyi haberle ilgili. Bu yüzden ona ihanet ettiğimi, onu kandırdığımı söylüyordu. Bu yüzden. Yaş bu hayatta Arpita'nın yerini başkasına vermek istemiyor ama bütün bunlar ne zaman oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Neler oldu? Bir kadın olarak bunun farkında olmam gerekirdi ama ben hiçbir şey hatırlayamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsan hatırlamaya çalış. O konuyu da, neler olduğunu da öğren. Ve sebepsiz yere sinirlenip endişelenmeyi bırak artık. Kızım, bir bebek karı koca ilişkisinde yeni bir güç, yeni bir yön verir. Unutma sakın. Evet. Böyle mutlu bir haber seni böyle ağlatmamalı. Hayır. Ve yaşın hayal kırıklığına gelince canım. Eğer hayal kırıklığının sebebi bu iyi haberse, bu bir ihanet değil artık. İhanet değil. Bu yüzden yaşa ihanet ettiğin düşüncesini aklından çıkar artık. Ve yaş da bundan pişmanlık duymamalı artık, çünkü siz onunla karı kocasınız. Bu haber evliliğinize anlam kazandıracak. Bu çocuk ilişkinizin temeli olacak. Hatta açıkçası asıl bundan sonra gerçek anlamda evliliğiniz başlayacak. Bu çocuk benim için aşkımın göstergesi. Ama yaş da böyle düşünebilecek mi? Bu soruma cevap verebilir misin anne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.